Soru sormadan önce yani izleyicilerimizin kendi kentsel hafızalarını tazelemeleri açısından bu bana da çok faydalı oldu. Şimdi yıllardır orada bu yapı bir koruma ambalajı içinde diyeyim, örtüsü içinde dururdu ve ben itiraf edeyim, önünden geçtiğim zamanlar Kasımpaşa, yani Haliç tarafına uzandığımda Kasımpaşa üzerinden solda kalır, tam köşede kalır. Merak ederdim, bu tarihi bir yapı bu. Herhalde deniz kuvvetlerine aittir diye düşünürdüm. Ama yıllardır bir koruma altındaydı. Yani şeylerle, böyle brandalarla örtülmüş, iskelelerle falan. Ben bu yapının divanhane karakolu olduğunu, bu isimle anıldığını bilmiyor idim. Dolayısıyla bunu öğrenince gerçekten infiale kapıldım. Ve şimdi şu soruyu sormak istiyorum Mahir Bey'e. Mahir Bey, bir kez daha bilmeyenlerin duymaları açısından, ya bu yıkımın sorumlusu kimdir? Hangi mercidir? Buranın yıkılmasına karar verenler kimdir? Nerede otururlar? Nerede yaşarlar? İstanbul'la alakaları var mıdır? Bu insanlar kimlerdir? Tespit edebildiniz mi? Kadri Bey, size şöyle anlatayım. Bu yapının yıkımından 4 kurum sorumlu. Yıkılmasını talep eden ve yıktıran Ulaştırma Bakanlığı. Yıkım talebini onaylayan Kültür Bakanlığı, yıkım için ruhsat vermesi için Beyoğlu Belediyesi'ne talimat veren, yazı yazan Çevre Şehircilik Bakanlığı, yıkım ruhsatını veren Beyoğlu Belediyesi. İBB tek başına direniyor bu yapı yok olmasın diye. Kısa özeti budur. Şu an yıkımdan sorumlu bakanlık Ulaştırma Bakanlığı. Burada bir yol çalışması yapacağız diye, bakın şu an görüyorsunuz eski karakol binası yazısının Melek Sokağı'ndan, az önceki fotoğraf gelebilirse, Melek Sokağı yönünden gelen yolun tam üstünden geçeceği gerekçesiyle bu yapı yıkılmak isteniyor. Çok basit bir şey söylemek istiyorum. Bakın Melek Sokağı, eski karakol binası üzerinde kaldığı gerekçesiyle yıkılıyor. Kadri Bey, çok basit bir şey anlatmak istiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde 2021 tarihinde bir yol yapacağız, bu yolun üzerine de bu tarihi bina geliyor diye tarihi bina yıkılmaz. Dünyada tarihi kentler adıyla sanıyla, eğer dünya medeniyetinin bir numaralı ülkesi ve gözbebeği kentten bahsediyorsak, bu yola göre disipline olurlar. Bu yola göre şekillenirler. Yani bu yapıya göre şekillenirler. Ama bakın size hemen yanımda göstereyim. Bu biraz tartışıldı. Arkasında Haliçport projesi vardı, yoktu. Bu tartışılacak bir şey değil. 2015 yılında Bölge Koruma Kurulları'nın verdiği kararda, bakın burada net bir şekilde Haliç Yat Limanı projesi, Haliç Yat Limanı projesi için bu binanın yıkılması gerektiği ve buradan geçecek 4 şerit gidiş, 4 şerit gelişli bir yol projesi için, buradaki genişletme yapılması için bu binanın yıkılıp arka tarafında 50-60 metre gerisinde bir bambaşka bir koşulda yeniden imitasyonun, taklidinin yapılabileceğine ilişkin karar var. Karar çok basit ve çok net. Aktörleri belli, konu belli. Bu kadar, Şirin Hanım'ın da az önce sorduğu, dedim ya bu kadar anlatmakla neden güçlük çektiğimi de bilmiyorum. Konu çok basit. Haliç Yat Limanı'na giden 6.000 araçlık bir otopark düzenlemesi ve oraya gidecek yoğun trafiğe ilişkin olarak önde küçük bir engel vardı. Küçük bir suçlu vardı. Bu eski karakol binası. Onun oradan yıkılıp kaldırılması gerekiyordu. Gerekirse benzerini arkada bir geri planda bir yerde yapardık. Ona uygun bir karar alınmış durumda. 2015 kararı. Ve biz bu kararla mütemadiyen her defasında başvurduğumuzda yeni kararlar alarak bu eski kararın devamı yönünde durumlar oldu. Ki en son yine göstermekte evet. Yani mutsuz olduğumuz bir şey, ama bu kararlarla devam eden bir karar. Çok basit anlatayım. Buradan bir yol geçecek. Bu yolda bu binanın üzerinden geçiyor. Açıklama yapan Ulaştırma Bakanlığı diyor ki karakol binası yolun üstünde kaldığı için yıkılması ve deplase edilmesi. Çok basit bir cevap vereyim. Bina yolun üstünde kalmıyor. Bu bina 1868'den beri böyle. Siz yolu bu binanın üzerinden geçirdiniz. Bu binanın üzerinden geçirdiniz ve dediniz ki biz bu binayı yıkabiliriz. Şimdi 2015 yılında aldığınız kararla 1868'deki yapının üzerinde kaldığını söylüyorsanız anakronizm, yani tarihsel çarpıtmanın en bariz özelliği değil mi bu? Az önce siz de fiktif tarih, yani kurmaca tarihin nasıl oluşacağını tartışıyordunuz. Tam da böyle oluşur. Binaların taklitlerini yaparak, doğal yerlerinde oldukları halini sökerek, yıkarak, bir başka yere taşıyarak, bunu ağır iş makineleriyle tahrip ederek yapabilirsiniz. Ne deniyor açıklamada? Kurul kararlarına dayanarak. kurul kararı olması bir konunun doğru ve uygun bir şekilde tesis edildiği anlamına gelmez. Burada tarihi yapı var ve yol bu tarihi yapıya göre düzenlenmeli. Ya burada